Peki oradaki tanıya göre siz hareket ediyorsunuz. Belki de bu tanıda hiçbir şey yok, sağlıklı ama belki de evreleri var. Evresine göre tedavi seçeneklerine doğru gidecek hastadayı. Burada evrelere göre tedavi seçeneklerinde yöntem nasıl diye soralım. Özellikle radyasyon onkoloji çünkü sizin alanınız. Evet. Direkt sizinle mi başlanıyor yoksa yan dal ekip arkadaşlarınızla çalışmalar sürüyor mu? Şimdi tabii bir kanser tanısı konulduktan sonra benim çalıştığım sağlık kurumu için söylüyorum Evet. en azından. Bir onkoloji konseyi var. Bu Az önce de oradaydınız sabah. konseyinde, evet, bu onkoloji konseyinde bu hastalar tek tek değerlendiriliyor. Biyopsi ile teşhisi konulmuş hastalara duruma göre ya öncelikli operasyon ya da kemoterapi sonrası operasyon planlanabiliyor. Bu da yapılacak evrelemeye ve patolojiden çıkacak prognostik faktörler dediğimiz bir takım göstergelere bakılarak yapılıyor. Evet. Evreleme için neler kullanılabiliyor? Bugün en popüler kullanılan PET-CT ama bunun yanı sıra tomografi, kemik sintigrafileri, MR'larda çekilerek evreleme yapılabilir. Ama bugün kanser için daha çok belirleyici olarak PET-CT ile bir ilk evreleme çalışması yapılıyor. Bu PET-CT ile evreleme çalışmasında eğer hastalık vücudun başka bir yerlerinde bulunmuyorsa, sadece memede ya da varsa koltuk altlarındaysa ona göre bir klinik evreleme yapılıyor. Klinik evreleme patolojik evrelemeden tabii ki patolojik evreleme daha önemli ama klinik evrelemeye göre ön bir tedavi protokolü seçilebiliyor. Mesela koltuk altında bir şey yok. Efendim küçük çaplı bir tümör. Hemen bir meme koruyucu cerrahi ya da koltuk altında şüpheli bir lezyon var. Gene meme koruyucu tümörü küçük. Yani meme tümör oranına bakılıyor. Memenin tümörün yayılım paternine bakılıyor. Ona göre gene meme koruyucu cerrahi ve artık koltuk altı lenf bezleri tamamen çıkartılmadan bekçi lenf düğümü biyopsisi denilen bir yöntemle ilk bu kanserin ilerlediği bezeler, halk arasında beze olarak bilinen lenf nodlarından örnekler alınıyor. Eğer orada hastalık yoksa ve sadece memede sınırlı bir hastalık varsa koltuk altı hiç alınmadan meme koruyucu cerrahiyle baş edilebiliyor. Meme koruyucu cerrahiyle mastektomi arasında tarihsel olarak yapılan çalışmalarda ikisi arasında herhangi bir yaşam süresi ve nüksler açısından herhangi bir fark bulunmadığı tespit edilmiş. Tabii biraz daha ileri evre tümörlerde neoadjuvan kemoterapi dediğimiz kemoterapi sonrası gene meme koruyucu cerrahi yapılabilmekte. Bazı hastalarda zorunlu olarak mastektomi yapılma durumunda kalıyor. Çünkü meme tümör oranı birbirine göre çok büyük oluyor. Ya da memeyi tümörü güvenli cerrahi sınırlarla çıkartmanız mümkün olmuyor. Ya da hasta daha önceden başka bir nedenle bu meme bölgesine radyoterapi almış oluyor. İkinci bir radyoterapiyi yapmak hani belki biraz daha zor olacağı düşünülüyor. Bazen bu tür durumlarda mastektomi de yapılabiliyor. Burada hekimin kararı sizlerin. Evet, memenin tamamen alınması. Onkoloji konseyinde görüşüldükten sonra bu hastalara bu yollar çiziliyor. Yani operasyonu nasıl olsun, cerrahlarımız, işte medikal onkolog arkadaşlar, radyasyon onkolog arkadaşlar, patologlar, radyologlar hep birlikte bu konuyu tartışıyorlar. Tümörün yaygınlığını görüntüler esnasında ve şeyde görüyorlar. Bütün herkes fikrini belirliyor ve bu bağlamda bir tedavi planı oluşturuluyor. Operasyon sonrası, operasyon öncesinde kemoterapi yapılabiliyor, operasyon sonrasında da kemoterapi yapılıyor. Ancak bazı çok iyi prognostik faktörlere sahip hastalarda kemoterapi yapılmadan sadece hap tedavisiyle tedaviye devam edilebiliyor. Radyoterapi meme koruyucu cerrahinin bir kardeşi gibi.
meme koruyucu cerrahi yapılan hemen hemen her hastaya radyoterapi uygulanıyor. Ancak bunun da belli bir şeyi var. Eğer hasta yaşı 75'in üzerindeyse ve çok büyük, çok iyi prognostik faktörlere sahipse, sadece hapla çok uzun yıllar hiçbir problem yaşamadan takip edilebileceği düşünülüyorsa, bu hastalara da ne kemoterapi ne radyoterapi hiçbir şey yapılmadan sadece hapla devam edilebiliyor. Ama tabii bunların standartının ve endikasyonlarının çok iyi belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekiyor.